Şimdi bu Türkler çıldırmış olmalı, ikisinin de şeyi filmi. Evet. Ya ama ben burada evlilik ya nasıl zarar veririm diye bakıyor. Yeminle serpme usulü bu nedir ya? Bütün masayı biz. Yani, bu benim Abbas Ağa Parkı'ndan özenle seçip tek bu, tek tane tane seçip getirdiğim torba. Tek tek mi? Yalancı ya. Abbas Ağa Parkı'ndan bu nerede? Fethiye görünümlü. Bizim koşu yolda kömürlükten getirdim. Niye Fethiye görünümlü oluyor ya? Niye Fethiye'den geldiği yazıyor toplanan çünkü. Yani. Ya aslında bu, Fethiye'den getirip oraya koymuştu. Şimdi oradan getirdi. Bunların içinde bir şeyler var böyle. Kedi. Organik toprak ya. Yok bu, bitki büyümesine yarayan çeşitli mineraller. Mineral, siz ikiniz de bunları saksıdan mı aldınız? Yok ben Abbas Ağa'dan getirdim. Onun minerali benimkine karışmış. Ama Fethiye'nin toprağı da yani muazzam olur. Eski toprak. Şimdi Türkler çıldırmış olmalı mı sizin şeyiniz? Evet çıldırdı Türkler. Türkler çıldırmış olmalı ikinizin ortak noktası. Evet, evet. Ne var hocam şimdi vizyonda? Vizyonda şu anda Kolpaçino 4/4'lük. Ve efsane filmleri var. Evet. Ne var hocam şu anda vizyonda? Yaşam Koçu var. Tamam. Başka aklıma gelen. Vizyonda diyoruz değil mi? 8 Mart'ta Başkan filmi vizyona girecek. Başkan girecek, girecek. Tamam. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde. Tamam. Tiyatromuz var ama o vizyonda değil. Onları şey. Şimdi şöyle çünkü o kadar çok işleri var ki. Şimdi Sadi Celil Cengiz, SCC Sadi Celil Cengiz, BC'de Bülent Çolak. Şöyle bir bakın. Şimdi burada Kolpaçino 4 ve Efsane burada. Burada Yaşam Koçu ve 8 Mart'ta girecek başkan. Ve burada da Türkler çıldırmış olmalı. İkisinin ortak oyunu. Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın şu anda. Tam Türkiye manzarası. Ben ne yaptım şu anda bunu? Şimdi ikisini yan yana getirdiğimde SCCBC oldu. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çöktü. Bir haber ajansı gibi de çalışabilirler ama üstünden geçen 90-91'de çöktüyse bunlar ne oldu? 33 yıldan sonra yani bayat haber veriyorlar. SCCB çöktü. Bunu da ne yaparsanız yapın artık. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş yeni bulduk. Telefonunuzdan ama olmaz ki buraları falan böyle eskimiş. Vallahi ben Bülent'in telefonu da burada sandım. Halbuki nerede o telefon? Rejiden ben bir arkadaşım. Kulise bıraktım. Daha profesyonel davrandım. Kulise bıraktım. Kaç yıl oldu? Bu telefonu aldım. Evet. Ya 10 yıl falan oldu herhalde. Hani eski tuşluydu da zorla setten... Aynen. O yalan mıydı o? Ya şimdi şöyle, ben de çok fazla bir internete düşkünlük olduğu için yıllarca bu telefonu almaya direndim, kullandım. Artık olmadığı için verebiliyorum marka. Marka da artık yok, yok evet. Evet. Marka o yüzden sonra artık mail atmamaya başladılar senaryoları. Hı-hı. WhatsApp'tan atmaya başladılar. O yüzden ben de geçtim. Şikayetçi değilim. Evet. Peki bunu para vererek mi aldınız yoksa yeter artık diyerek onlar mı hediye ettiler? Onlar hediye ettiler. Bu bir yaşam biçimi olamaz mı? Olabilir. Ben de öyleyim. Öyle. Mesela sadece Celil Cengiz şimdi 1+1 evde hala öyle değil mi? Evet. Tabii, tabii. Yaşıyor ya hani varını yoğunu verdi ve kendisi kiraya çıktı ya. Şimdi bu durumda mesela dese ki ben Abbas Ağa Parkı'nda yaşamaya başladım. Evet. Dizilere, setlere hep öksürüyor, hep üşüyor, bankta dışarı. Bankta yatıyorum falan. Ev alabilirler. Vallahi alırlarsa yaşarım. Varsa ev alacaklar. Abbas Ağa Parkı'nda yaşıyor, bankta. Evet. Ve evinde de ranza var değil mi? Ranza yok. Ranza yok. Mesela bu da bir yöntem olabilir. Ya şey, şimdi Selçuk'un bir önceki, yani bir önceki çalıştığımız filmde konuk oyuncu oynamıştım ben. Onlar da artık abi telefonu aldılar ve... Konuk oyuncu olarak sana bu neydi ediyoruz dediler. İyiymiş yani güzelmiş. Hani bu aynen. Bir geçim kaynağı olarak da değerlendir. Sizin için kesinlikle. Değil ama genel olarak bakılabilir. Ama neden şu an nasıl geçineceğiz zaten biliyorsunuz. Yani ev hediye. Fiyatlar ateş bahsi. Ev hediyeden yapımcı istiyoruz. Evet. Kesinlikle. Güzel. Kesinlikle istiyoruz. Bak aklıma yattı falan. Ben tabii. Hani internette de yazıyor ya ne kadar doğru bilmiyorum falan. Rahmetli Kemal Sunal işte bir ev hediye ediyorlarmış falan onun bedelinde. Değil mi? Ama o çok filmde oynuyormuş. Eski filmler tabii ya. Bizim eski basında hikaye. Da öyleydi. Yani 90'larda falan hatırlarsınız. Hatta 2000'lerin ilk dönemlerinde böyle bir yerden bir yere geçerken acayip bir şey, evet. Transfer parası alırdık bizler. Evet. Şimdi bunu konuşamıyoruz bile yani. Nerede şimdi bana, burayı şimdi vermiyoruz, sadece, babayı almak. Alıyoruz böyle. Babayı. Babayı nerede babayı? Yok şu anda yok yani. Zam almakta zorlanıyoruz yani kesinlikle. O kadar söyleyeyim hani. Bütçemiz yok. Sizde nasıl oluyor böyle bütçemiz para? Yok diyorlar siz bize. Siz fahiş rakamlara mı böyle acayip rakamlar mı alıyorsunuz? Yok canım benim telefonum hala ikinci el mesela yani. İkinci el alırım ben. Hatta bazen giysi bile alırım yani. Yani şey olmasın diye.
gerçekten hoşuma gidiyor böyle bit pazarını falan gezinmek. Yani sadece hani ekonomik sebeplerden dolayı değil. Yani gezegensel durumlarla da alakalı yani. Hoşuma giderse tamam, retro takılıyorum yani. Evet. Bizde de çok ücretler artmadı 10 yılda. Öyle söyleyeyim yani. Aslında 10 yıl önce ortalamanın üzerinde kazanıyorduk. Ama 10 yılda fazla arttırmadılar ücretleri. İlk duyduğumuz laf genelde projeleri bize sunarken bütçemiz kısıtlı oluyor. Yapımcı çocuğunun şeyi vardı ya, bir geyik var. Yapımcı çocuğu daha işte ilk konuşması neymiş? Bütçe yok. Bütçe yok demeye bütçe çalışıyor. Yok. Evet. Yani. Öyle yani, öyle oluyor. Genelde bütçeler genelde hep kısıtlı ama oluyor. Biz oraları işte şey yapıyoruz. Bize kısıtlı öğrendik oluyor artık. Mesela yani ne oluyor? Evet, onun taktiği ne? Ya bir sürü taktiği var tabii bu işin de, yani artık eskisi gibi yani ilk gençlik yıllarındaki gibi kalmıyorum yani, şey yapıyorum. Bülent Bey sıcak bakmıyor şu an diyorlar. Önce şeyle başlıyor. Karavanla başlayıp falan, ardından Bülent Bey karavan yakmaz, size bir oda ayarladık falan diye. Üzerinde tane kağıt A4'te Bülent Çolak yazıyor falan. Ben şey yapıyorum, bir zorluyorum, o zorluyor falan. Peki, odaya giriyorum. Sonra oda da olmuyor falan bir süre sonra. O da olabiliyor. İşte odaya ısınsın diye fişmiş takmaya çalışıyoruz. Fiş, işte priz bozuk çıkıyor falan gibi. Soba moba, şudur budur. Biraz da işe inanmamızla alakalı. Biz Bülent'le çok evet sayıda projede oynadık, sayısını şu an sayabileceğim. Yani işe inanırsak gerilla tarzı bir iş değil, oynayabiliriz. Evet, yani oynadık. Öyle evet işlerde de oynadık. Yani feda çok ciddi. Kendi özel hayatımızda olmadığımız şartlara girdik bazı işler için. Senaryoya inandığımız için, yönetmene inandığımız için. Hı-hı. Ama standart böyle güzel, bütçeli, kendi işini yapan, parasını hı-hı kazanan insanlar için bizim de belli şartlarımız var tabii. Bakıldığında kalender, dünya tatlısı, hani iyi, parada hiç gözü olmayan insanlar görünümünüz var. Bir de özel hayatımıza göre. İşte paramız olsa gözümüz olmaz da çok paramız. Ya öyle parayı ki sevmeye başladım ben. Ben de. Olmayınca şöyle seviyorsun. 40 yaşından sonra sevmeye başladım. Olmayınca evet yani. Şeyi anladım ya. 40'tan sonra para seviliyor. Ya şöyle bir şey oluyor. Aslında hani parayı negatif bantta, işte çocukluğuna itibaren, işçi mahallesinde büyümek, aile işte ailenin hı-hı vesaire, sosyal durum vesaire falan derken, hani bakkal defterine yazdırmak hı-hı falan, anlatabildim mi? Negatif bantta şeyler işlemiş yıllarca. Buradan çıkabilmek çok zor oluyormuş. Kendi adıma konuşacak olursam öyle yani. Sonra şunu fark ettim. Evet, para aslında hani zaman, emek, kendine verdiğin özdeğer aslında. Onun tezahürü de para. Böyle bakarsan mevzuya, evet iyileşiyor. Ama tüm dünya için iyileşse ne kadar güzel olur yani. Daha adaletli, daha böyle ferah bir şekilde işlese, değil mi? Yani bir de ben memur çocuğuyum işte, annem terzi, babam öğretmen. Biz tabii hep bütçeli yaşadık. Yani hı hı bizim hep bir bütçemiz vardı çocukluktan itibaren. İşte bir simit parasıydı, şuydu, buydu. Hı hı. Hayatla harcayabileceğinden fazla parayla tanışınca benim ilk yaptığım iş hemen ev almak oldu, oturacağım evi. Böyle ihtiyatlıyız yani. Bu da bütçeli biraz ailelerin çocuklarının davranışı evet otomatik. Zaten evet hepimizde evet o var. Güvenli biraz alan, güvenli alan arıyoruz. Evet. Evimizi alalım. Evet. Oturacağımız evi alalım. İlk evet o. Halbuki benim bir arkadaşım var mesela. O bir hesap yaptı. Ev alacağına kirada oturup o parayı işletmenin ondan ev sahibi olmaktan 3 kat daha karlı olduğunu ispatladı bana. Ama ben yine kendim garantiye aldım yani. İşletmek derken tabii o da var ama nasıl işletmek yani? Evet, işletmek evet var, işletmek i̇şte var. İşte uluslararası fonlarda aha, falan aha filan kullanıyor. Bir değişik, benim anlamadığım işler. Soracağım. Benim mı hala evim, arabam yok mesela. Vardı arabalar falan, verdim bilmem ne yaptım. Araba gider, araba çok gider. Beyhude yani şey, çok şeymiş değil mi? Hepsi hani beyhude zaten, aynen araba ya. Araba var mı araba? Benim de yok. Yok. Araba demek ekstra masraf. Evet evet. Artık. Hep onu der büyükler. Ev para getirir, araba para götürür. Evet doğru. Ev para da getirmiyor artık ya. Dolar bazında evler de düşüyor yani fiyat olarak, TL cinsinden kalma. Niye şu anda ekonomiye bağlı? Başka bir şey soracak. Gümrük memurluğu iyi miydi? İyi para getiriyor muydu? İyiydi yani, onun da maaşları biz ilk başladığımızda işe güzeldi ama şu an gerçekten gümrükte zor şartlarda hı-hı çalışıyor arkadaşlar. Bir de şey de çok yüksek. İmza attığınız şeyin sorumluluğu çok yüksek. Tabii. Yani çok çalışma koşulları da vakit olarak çok olmadığı hı-hı için çok gözden geçiremiyorsunuz evrakları. Önemli bir iş yapıyorlar gümrük muayene memurları özellikle. Oradan gümrük onların da maaşları eridi. Sizi hayal edemiyorum orada. Neden? Değil mi hiç böyle memur? Çok eğleniyordum orada. Ya. Yapamazdı yani. Memur olacakmış hı gibi yani, bir kere hayata yani gözlemci bakıyor, kesin eğleniyordur içinde ama ne bileyim sıkılırmış gibi. Biz evet, şimdi evet oraya sınav puanıyla atandığımız için yüksek de bir puanla atanmıştı.
genelde Türkiye'nin zeki çocukları, onlar da eğlenceliydi yani. O yüzden aramızda bir mağara döndürüyorduk. Hmm. Öyle bir odada da çalışmadığımız için gümrük, özellikle Kapıkule gümrük sahası çok devasa bir saha. O sahanın her tarafında çalıştığımız için böyle klasik memur gibi düşünmeyin, böyle geziyorduk biz yani, iyiydik. O zaman buradan bir kamu spotu gibi gümrük memurlarına iyi davranın. İyi İşleri davranın. Zor, özellikle yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız, biliyoruz çok yol geliyorsunuz ama biz de çok çalışıyoruz. Teşekkürler. Mesaj olamıştır. Onlar bir dakika kabalık mı yapıyorlar? Yok canım, öyle demeyelim ama biraz yorgun oluyorlar. Tahammülleri az oluyor. Günlük hayatta da bu kadar tatlı bir diliniz mi var? Yok. Yani... Var mı? Bülent beni iyi tanır. Var yani... tatlı dilim. Politik doğrucu bir tatlıdır dili var mı? Ya. Yok canım, yorgun oluyorlar biraz uzun yoldan geldikleri için. Yani politik doğruculuğu yani ara ara. Dengeler. Dengelemeyi sever yani. Evet. Neyse o ya arkadaşım. Aynen. Peki. Tamam, dikleştim Ceyhun. Bu da benim zebanim kulağımda. Hadi dik oturuyoruz, omurgalar. Sürekli kulağımda bir ses var. Kenara git. Şurada otur. Daha şunun kenarı var mı? Bir bakar mısınız? Bunun kenarı var mı? Şunun daha kenarı var mı? Yok vallahi. Mesela bu yetmiyor ona. Daha da kenara gitmem gerekiyor. Şurada oturmam. Aman düşmeyin de önemli. Dik durmam gerekiyor. Böyle yani şu duruşta böyle dursam Ceyhun'dan mutlusu yok. Ama ben de insanım ya Ceyhun, hani durulabilir mi her programda hiç bozulmadan? Ben duramıyorum dik. Yani durmaya çalışıyorum. Ya. Beden farkındalığıyla alakalı galiba. Evet. Ya. Böyle diyor, durulmaz yani. Oynarken duruyorum ben. O otomatik geliyor ve mesela oyuna girerken ya da sahneye girerken şöyle bir oluyorum. Olursun. Otomatik. Aslında kendine şey veriyorsun. Hani bir kendine geliyorsun. Evet, o beyin de artık otomatikleşmiş. Ha. Ama o sosyal hayatta böyleyim yani genelde. Ben de sosyal hayatta şöyleyim. Evet. Şöyle. O çocukluktan beri olan, çocuklukta kazanılması gereken bir alışkanlıkmış galiba dik durmak da. Ne acılı çocukluğumuz olmuş bizim. Yok, ya. İyiydi bir ya, dik duramamıştık. Dik oynuyorduk. Mi dururdunuz? Ya işte ne açıdan? Fiziksel açıdan. Onur, evet. Hayata karşı bir dik duruşu vardı. Var mı hayata karşı dik duruş? Var. Yani babam dik duruyor. Omurgadan. Yok yok işte ya. Omurgalı olmak ve hayat karşısında dik durabilmek babayla olan ilişkinle alakalı bir şeymiş. Aa, öyle mi? Aslında. Evet, o yüzden de hani düşmesi kalkması, onun farkındalığı herhalde seninle de ilgili. Yani böyle bir şey olabilir. Ama hayata karşı dik duruyoruz mesela. Hı-hı. Ama fiziksel olarak şöyleyiz. O maymundan gelmekle de alakalı bir şey olabilir. Evet, hani, biraz. Hani... Bir çıkar yol bulmaya çalışıyorum ikimiz hani, tam böyle hani maymundan geldiğini düşündüğün anda falan hop şöyle bir... Düşünmüyorum ya, maymundan gelmişim, nereden gelmişim. Şimdi biraz zahmetli böyle durmak. Bir enerji götürüyor insandan. Belki biraz tembellikten dolayı böyle duruyor olabiliriz. Bu da bir alışkanlık yapmış olabilir. Yani şimdi evde de mi böyle duruyorsunuz? Hayır canım, yayılıyorum bayağı pilav. Yani evde kuru fasulye pilavı yerken böyle. Kuru fasulye pilavı çok severim bu arada ya. Ben de çok severim. Nasıl de. Nokta atışı yapmışım. Yine oraya dönerim yani. Daha hadi evde yapılır mı? Dün gece yedim ya. Tabii, evde, tabii. Evde mi? Kim tabii, yapar tabii. Evde bunu? Ya son eşim yaptı ve çok güzel yaptı. Ya. Vallahi ilk defa yapmış olabilir. İlk defa mı? Yapma. İlk vallahi defa. Kaç yıllık evlisiniz? Çok yıllık. Çok yıllık bitki gibi yani. 1,5 yıl oldu. 1,5 yılda ilk defa yapıyor. Ay siz kuru fasulye pilav duvarını aşmışsınız dün itibariyle. Evet. Ve nefis yaptı. Çok önemli bir çizgidir ya kuru fasulye pilav dönemi. Duvara yani aşıldıysa o iş sevgiye dönmüştür. Benden duymuş. Eyvallah. Ben de yeni öğrendim. Uydurdum. Şu anda ben bunu salladım yani. Ama böyle çok bir güzel, şey olabilir çok mi? Güzel. Noktalı tencerede mi yaptı? Çok kıvamlı. Düdüklü tencerede yapmış olması. Düdüklü, kornalı bir şeydi işte. Tamam. Ya. Düdüklü tencerede. Biz şu anda bunu mu konuşuyoruz? Astrolog bir eşle evli olmak hayata karşı kolaylık sağlıyor mu? Tabii yani avantajları da var, dezavantajları da var yani. Ne anlamda işte diyecek olursan da. Hani bakıyorsun işte yıldız haritasına bakıyorsun. Ve o işle güçle alakalı ne kadar bereketli olur ya da bereketi kaçar filan. O işi bize bir gelişimi sağlar mı? Hani esneme, keşfetme sağlar mı? Çünkü sadece hani işin parasına filan da değiliz. Nereye doğru yol alırız? Ona bakıyoruz. Karşılıklı fikir tiyatrisinde bulunuyoruz. Hı hı. Yol alıyoruz öyle yani. İyi geliyor ama sonucunda. Ama sonra da hani böyle ya bunu yap dedim yapmadım bak falan diye hesap sorma oluyor mu? Yok. Çünkü o bir rehberlik ya, o rehberliğe uymayınca. O da aslında olması gerektiği gibi akıyordur yani. Hı. O da işte benimle ilgilidir mesela. Hani ona direnç göstermişimdir bir şeye. Hı hı. Onu öğrenmem gerekiyordur muhakkak. Oradan yol alırız. Bizde öyle bir şey yok artık yani. Olması gerektiği zaman da olmuştur bir şey.
kuru fasulye pilavdan sonra olur mu öyle bir şey ya? Bitmiş. Olay bağlanmış yani. Şey, kuru fasulyeyi tam şu an, şu denklemde, şu zamanda, şu açılarda yapmak lazım. Ben de onu düşündüm. Acaba yıldız haritasına bak. O kadar delirmedik arkadaşlar. Yapmayın. O kadar delirmedik değil mi? Ya delirmeyelim ne olur. O kadar da değil. Ben çok yıldız haritam falan onlar bakmıyorum pek. Ben genelde takvime bakıyorum. Takvim uyuyorsa yapıyorum yani. Var mı böyle doğum günleri falan hatırlar mısınız? Tabii. Aa. Kendi doğum günümü hatırlıyorum. Diğer hani başkaları. İyi bu çok önemli. Başka insanların doğum günlerini. Çocuklarınızın. Çocuklarımı işte. Da hatırlıyorum. E tabii canım. Yok. Yeter zaten başka kimin hatırlayacağım. İşte ebeveynlerin. Ebeveynlerimin annemin 2 Kasım'dı galiba. Onun haricinde babamın belirsiz ama boğa burcu babam onu biliyorum. Bütün Mayıs'ı kutluyorsunuz. Evet. Birileri hatırlatıyor ya babamın doğum günü bir kutla diye. Kardeşlerim falan önceden mesaj atıyor. Olması gereken de o. Dayanışmayla böyle aşabiliriz bu tür sorunlarımızı. Evet. Dayanışma derken siz hava gruplarından biri hava grupları. Kova mı? Kova. İşte dayanışma dedi mesela Kova burcunun ama adalet, tipik dayanışma kova vesaire. Kova burcu gibi değil mi? Hani akıllı çok çalışıyor. Evet. Tipik Kova burcu. Tabii. Öyle diyorlar. Kova burcu olmasaydı gümrük memuru da olamazdı mesela. Olamazdı. Ya çok saçma bir şey ama hani şu telefondan yola çıkarak bu soruyu sormamam gerekiyor ama bir yerde gizli bir şey varmış gibi. Teknolojiye merakınız var mı? Var. Ha işte tahmin ettim yani burada evet WhatsApp falan önemli değil diye bakıyor evet, ama evet. Öbür taraftan bir teknolojik bir şey var gibi. Var. Ben açıkçası sadece kendi kullanımım olarak değil genel olarak teknolojinin insanlığı nereye getireceğiyle de çok ilgileniyorum. Bununla ilgili meraklıyımdır yani izlerim okurum öyle. Evet. Ne sonuç yani. Olarak? Ne sonuç olarak bence yeni tartışmalar biraz acaba bu yapay zeka ile ilgili baştan hani nereye gideceğini bir düşünüp buna göre kısıtlar mı alsak noktasında insanlar bence. Bir etik tartışma başladı şu anda. Biraz hızlı gitti galiba yapay zeka öyle tahminimizden. Mi? Evet. Yapay zekaya çok kuşkuyla bakıyorum ben. Evet. Yani artık bir kuşkuculuk. Yani acaba nereye varacak ve varmadan önce bize vereceği zararları şimdiden belirleyelim. Bir yol halinde öyle kafasına göre ilerlemesin. Yani gün gelecek o kadar tehlikeli İnsanlık bir boyuta olarak. Gelecek ki her şey bizi organik yapay zekada yutturacaklar. Ya öyle şey mi acaba yani. Bu bir tehlike mi yoksa köpürtülüyor mu biraz o hız? Tehlike var tabii. Teknolojinin her alanında tehlike hep vardır. Eninde sonunda bence ateşi yeniden keşfedeceğiz yahut da işte bir elektriğe ihtiyacın olduğu zaman burada bir sıkıntı var. Elektrikte bile öyle bir şey var yani. Hani hep söylemişimiz yeri geldiğinde başka bir gezegene bir koloni olarak gitsek bile sonuçta yeniden dans ederek ve tiyatro yaparak ve mağara duvarını resim yaparak başlayacağız. Bir anda elektrikte başlamayacağız. Yapay zeka nereye kadar yani? Hangi oyunlar var şu anda? Ben orada. Tamam hocam anladım ben olayı şöyle bir döndürdüm. Tabii. Meçhul Paşa var. Meçhul Paşa işte bilenler biliyor gerçi. Marco Paşa siyasi mizah gazetesi 46-48 arası ilk siyasi mizah gazetesi. Sabahattin Ali'nin, Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, işte Mustafa Mihim Uykusuz ve daha birçok insan var kuruluşunda. O 2 senelik hikayeyi anlatıyoruz. Eğlenceli, keyifli ve hüzünlü bir hikaye. Sağ olsun seyirci de yalnız bırakmadı. Kapalı gişe gidiyor vallahi. Daha ben izledim çok güzel oyun. Ha, izledi. Var mı şu yani bu devam edecek bu tabii, sezonda? Tabii devam edecek. 30'u aştı. 35'i aşmış olabilir. Bir kere daha izlerim bence ben. Gel gel. Yani güzel seyirci oyun. Gerçekten müthiş bir tesirle kalkıyor, alkışlıyor, gözler dolu bir şekilde. O gözlerin dolu olması hani böyle ama organik bir ilişkisiniz var bence evet, seyirciyle evet. Oyunun var. Başından beri. Hani sonunda ne olacak diye izlemiyor seyirci. Tabii. Başından itibaren bir bağlanıyor. Ve organik olarak beraber duygulanıyorlar. Güzel evet. Bence o anlamda bir güzel. Duygu bulut havaya kalkıyor. Evet. Onun hani tesirinde seyirci salondan kendini çıkıyor. Tutamayan seyirciler oluyor. Alkışlıyor birden böyle falan. Evet, falan. Evet. Böyle salonda. Bir de işin tatlı tarafı şu. Bu hikayeyi biz meddahvari bir anlatımla 3 oyuncu ile işte Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçı ve ben Emrah Eren de yönetti. Ahmet Sami de yazdı Özbudak. Çok güzel bir ne diyelim ona? Aramızda güzel mavra var. 3 oyuncunun da. Ama oyuncular da çok iyi isimler. Eyvallah. Yani hani o 3 oyuncuyu da izlemek için. Bir akşam beraber gidin. Kapaslı'yı gel.
Kap beni gidelim. Evet evet ya. Yani. Kap beni buradan. Evet, çok iyi, güzel. Şey var ya şeyde kapıyor ya kadını şöyle. Şimdi Instagram'da yeni bir dalga var. Hani videolar yapıyorlar ya, Reels'lar. Kadın evet. Böyle dururken adam böyle kapıyor, şey yapıyor. Öyle kapıp gidelim biz. Aynen. Tamam. Ben olur. Dik dururum ya. Orada dik dururum böyle. Yanında çanta gibi. Olur olur. Evet evet. Bülent o zaman bekliyorum. Bir davetiye atsın bize. Atarım. Tamam. Evet. Abi, acaba biz bileti... Parayla ben mi alayım yani? Hani o yok, hangi güzel bir şey. Alma alma. Zaten kapalı gişe nasıl bilet bulacaksın? O ayarlar. Pek bulamıyorsun. Ayarlarız ya. Kapalı gişede yer oluyor mu davetiye için? Ya tabii şey olabiliyor. Ama siz nasıl hani, bir sahtekarlık yapıyorsunuz? Yok, oraya bilet şey biletler tükendi deyip. Şimdi lütfen Aslı Hanım diye. Bir dakika bir dakika. Yani, oluyoruz yani. Şimdi şöyle bir şey var. Her oyuncunun işte iki tane üç tane davetli hakkı oluyor ya. O kadar da olsun. Yani tabii, tabii ki işte. İşin mavrası bir yana, sonuçta o zarfın içinde konulan para seyircinin de emeğiyle beraber bize yansıyor yani. Bizi geçindiriyorlar sağ olsunlar. Bir yoksa biz nasıl oyun izleyeceğiz tabii. Yani? 24 hala, saat bilet almak için internetin başında durmamız lazım bazı oyunlar için. Evet evet, evet, evet. Benim yaptıklarım oluyor bazen. Yani öyle sürekli kontrol ederek şimdi bilet çıkacak ne olacak ya da tükendi diyorum mesela belki açılır diye yer boşalır diye sürekli... takip ediyorsun. Takip ediyorum. Evet. Sürekli takip ediyorum. Biz öğrenciyken Devlet Tiyatrosu'nun da genelde son günlere doğru yer olmazdı. Oyunun kapısına giderdik. Orada oyunu izleyemeyecek olanlar biletlerini aynı aldığı ücret karşısı bize devrederlerdi. Evet. Ya da festivallerde işte koordinatör arkadaşlar kapı başında işte dururlardı filan. Bilet vardı. Evet. Tatlı bir acıma duygusu oluşurdu o anda filan. Hadi çocuklar filan. O zaman gişeden alıyorduk ama biletleri. Evet. Mesela Londra'da falan ben yaşarken de gittiğimizde 5 pound diyelim ki 20 sterlinlik bir oyun var orada. Ama 5 sterlini satıyor kapıda. Hemen oradan çok alıp güzel. Girdiğimiz oluyordu. Yani onlar güzel. Tam fiyatına değil böyle 1/4'üne falan satılıyor. Harikaymış. Ama biz Türkler ne yapıyoruz? İngilizlerin asla... Ay çok utanıyorum bunu açıklamaktan dolayı ama hocam 1984'ün operası yapılmıştı. Bildiğimiz 84'ün operasını yaptılar. Fakat paramız yok. Biz de en ucuz yerde böyle 5 poundluk falan bir yerde oradan aldık gittik. Böyle en tepede falan böyle boynumuz ağrıyor izlerken. Sonra bir baktık ilk perdede Türkler yaptı bunu, sadece Türkler yapıyor. Aşağıda birinci sıra, ikinci sıra boşluklar var gelmeyenler. Hemen arada gittik oralara. Ama oturduk. Mantıklı olan da o değil mi zaten? Ama İngilizler asla böyle bir şey yapmıyor. Akıllarına bile gelmiyor. Onlar orayı almış ve orada devam edecekler kaderlerine. Evet, evet, evet. Onlar gururlarına yedirememişlerdir biz böyle kendi yerlerinden başka. Biz şu an bakalım. Biz Türklerde bir yayılmacılıkta var ya, yayılma. Yayılmak yani, dayanışma falan. Bazen şey de yaparız mesela, seyirci... en öne oturur, bir iki sıra oturur, ortalar boş kalır, en arkaya oturmuşlardır ve hani yerinde aslında ama cesaret edemez ortalar. Bizim de tiyatrocuların şeye ihtiyacı var, dayanışmaya ihtiyacı var, yaklaşsınlar yani. Olabildiğince hemen son anda söyleriz, herkes yerinden kalkar, önlere doğru oturmaya başlar. O sıcaklık önemli ya. Ama oyun içinde çağıran da gördüm ben. Çok bu önemli. Çok önemli. Ben çok bunu önemli. Bilmiyordum. Bizim yani, için çok önemli. Yani. O zaman buradan bizim seyircimiz çok tiyatroya gidiyor çünkü. İşte o sıcaklıktan dolayıdır belki de. Bizim sıcaklığımızdan dolayı. O dalgayı yaratmak öne için. Öne geçin yani, eğer yerler boşsa ve kimse oturmuyorsa. Bakmayın İngiliz Almanına falan. Ha bakmayın. Geçin, öyle. Geçin öne, geçin öne. Yani oyunun içinde çağıran bile gördüm ben. Ya niye öyle oturdunuz? Gelin öne gelin. Hani yakın olalım. Ya bir de bir... Gelin yakın olalım. Fırat Tanış'tan evet. Sonra... Sadece gelin, Cengiz, gelin bunu yapabilirsin. Gelin tanışalım değil, gelin yakın. Gelin yakın olalım. O yakınlık ne kadar olsun ama? Ya işte ilk 5 sıra yakın mı diyelim? Daha yakın o kadar. Oo, kapalı işi. Fırat bu arada 500. oyunu mu? Evet, hayırlı olsun Fırat, Fırat abi. Ya Fırat tanış, bir buraya gelmedi da gelseniz de. Gelmedi. Çok ayıp Fırat. Gelin tanışal. Ay yapma bunu, ay iğrenci. Bunu unutalım Fırat tanış, seviyoruz sizi. Şey soracağım bu arada, bir de buradan... Bir kamu spot daha rica edebilir miyim? Tabii. Hani yakına gelmeleri dışında. Tabii. Ne olur ya, film bittiğinde şu roll caption akarken kalkmayın ya bir de. Onu kalkarlar ama. Ama onu, çok ayıp değil mi? Anlayırız. Evet. Yani. Ya işte acelesi var filan. Ne acelesi var ya? Bir şey. Hep bir bahanesi var yani işte. Nuri Bilge Ceylan 3 saat 15 dakika seyrettik işte kuru otlar üstüne. Roll caption akıyor. Kal bir dakika bir de, daha. Tabii tabii. 3 saat izliyorum. Onda mı kalktılar? Evet. Yok onda kalkmazlar. Kalktı. Hepsi kalktı. Kalkar, böyle kalkar. Göremedik falan böyle. Bazı. Ya şimdi mesela bu platformlarda da artık jeneriği atla diye bir seçenek var. İnsanlar artık. Bir yolu var şunun yani. Ya. Bak Türk insanı yakışacak bir şey biliyorum. Şöyle bir şey. O zaman küçük hissedarı olsun minnacık.
film çekilirken ön hazırlık kısmında jenerin arkası, yani jenerikte, arka jenerikte adı yazsın. Bak nasıl kalkmıyor filan. Adım gelecek diye bekler orada filan böyle bakar. Anlatabildim mi? Bütün seyircilerin adını mı yazalım küçük oraya? Küçük bir sesi olacak. İşte 1 lira, 10 lira, 15 lira atacak filan. Neyse ne. Evet, arka jenerikte katkılar, teşekkürler bölümüne filan. Başka bir şey buldum. Hadi. Onu atmayacak. Buldum. O gün salona gelenlerin isim soyadı alınacak. Bir tane KJ operatörü bekletilecek arkada. Filmin sonunda tak 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 isimler yazılır. Bu da güzel. Bu da akacak en sonda. Siz bence bayağı fikir geliştirdik programda. Ne o roll caption'ı izleteceğiz yani, Türk izleyicisi. Türkiye'de sinemayı, tiyatroyu nasıl kurtarırız diye. Dilirdik bayağı, burada yani. Bir atölye yapsanız ciddi bir fasikül falan çıkacak onun sonunda. Bence çalışılmak lazım. Ve saçma sapan ama uçuk kaçık, abuk subuk. Her türlü. Benim adım yanlış yazmışlar ya. Allah oraya, kahretmesin. Ay benim adım Sezin'di. Bak burada Sezgi yazmışlar falan diye. Mevzu çıkarmış. Ondan sonra diyor ki arkadaki KJ operatör, abla çok özür dilerim. Bir sonraki seansa senin adını bir daha yazacağım diyor. Olur. O bir daha giriyor bilet alıp. Yapar. Tamam. Türkler çıldırmış olmalı. Evet. Şahane bir film mi oldu? Ben yani bizim izledim. İçin şahane oldu açıkçası. Yani seti de güzel bir filmdi ama aradan bayağı zaman geçti. Unuttuk diyorsun. Yok unutmadık. Unutur muyuz? Unutsak yani Bülent'le birlikte şimdi. Bizim 1500 tane beraber filmimiz var yani. Baktıkça Bülent'i hatırlıyorum mesela. Ama Şafak sen ben yokuz. Üçümüz aynı anda doğru mu? Yokuz aynı. Yokuz öyle hatırlıyorum. Yok, öyle yok. Şafak da nasıl geçti? Onunla da gayet iyiydi. Ha. Yani o biraz titiz kendi senaryosunu olduğu için aktarmakta. O anlamda başta biraz emek sarf etmem gerekti ama alıştım sonra. Hmm. Gayet iyiydi. Yine politik doğrucu konuştu tabii, tabii. Ya zarif zarif evet. Peki İbrahim Tatlısesli. İbrahim Tatlısesli ben görmedim. Serdar Ortaç'la falan programı ele geçmeye başladın yavaş yavaş. Lütfen lütfen ne olur. Şimdi onların seti ayrıydı, ben onlarla karşılaşmadım. Onları Cengiz abiyle fantezi parça söylediniz mi mesela hiç? Yok onunla da karşılaşmadım. Anladım ama sen tek mi oynadın ya? Partnerin yok muydu? Cem Kılıç daha çok benim rol arkadaşımdı, onlaydı sahnelerimiz. Yani Şafak Sezer'den çektim diyor. Başta titizdi, sonra alıştık diyor. Yok çektim demedim ya. Yok yok öyle bir şey demedim. Ama duşta şarkı söylersiniz değil mi? Aa duş şarkıları var benim albüm. Vol 1, Vol 2. Şaka şaka. Kötü ben söylemem. Benimkilerden bile kötü. Hiç. Yok. Duş yani. Duşta. Duşta zaten çok gürültü var. Nasıl şarkı söylüyorsun? Ben şöyle bir şey yapıyorum. Yapanlarda var. Denk geldim yani filan. Nerede denk geldin diye soru geliyormuş. Duşta. Hoparlörümü alıyorum abi. Banyoya koyuyorum. Veriyorum sesi. İçiyorum. Ben de öyle yapıyorum. Evet, ben iyi de yapıyorum ama sudan duyulmuyor ki duyuluyor sesi. Yani. Duyuluyor. Hoparlör duyuluyor. Yaparsan duyulur abi. Hocam nerede yıkanıyorsunuz acaba? Normal duşta. Nasıl duyuluyor? Vallahi bayağı duyuluyor değil mi? Ben de hoparlörle yapıyorum. Bence hoparlörü yok. Hoparlör alalım sanırım. Hoparlörümde yok evet. Tamam telefondan hoparlör. Sonra şimdi yeni film setinde hoparlör de geliyor. Müzik dinleyerek. Tabii gelsin sonra da bir ev tane gelecek. Wireless hoparlör. Şafak hoparlör hediye etmişti bana bir filmin setinde. Aa. Tabii tabii. Bak. Evet. Bak görüyor musun? Sana bir tane hediye etsin işte. Eder şimdi bir sonraki hemen, projesinde de oynatacak. O zaman Hamit Yılmaz Guruda'ya bir de bana vermişti. Ah Yılmaz evet, abi. Evet gerçekten sette hediye etti. Ya Yılmaz abi de analım buradan. Bir kere daha analım. Evet. O kadar yani bizi de şereflendirdi geldi. Öyle dünyanın mi? En çok şahane, sevindim. En mütevazı, en muhteşem adamı. Oyunculuğun yanında bir entelektüeldir daha evet. Ayrıca. Evet. Yani Molière'i ilk defa Türkçe'ye çevirmişti. Bir de şunu da bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Tiyatro kökenli oyuncuların buraya gelmesi bambaşka oluyor. Çünkü erkenden geliyorlar. Asla geç kalmıyorlar sizler dahil. Hele eski kuşak bir saat önce burada. Geliyorlar. Biz bekleriz diyorlar. Hiç problem değil. Geç kalmaktan iyidir. Nasıl bir adap bu? Muhteşem. Biraz o zamanın disiplinle de alakalı. Bence kesinlikle. Yani biraz zamanın ruhuyla da alakalı. Onlar bekleye bekleye yaşamışlar. Bekleye bekleye oynamışlar. Bekleye bekleye hayatlarını bu zamana kadar getirmişler. Maalesef sabırsız bir çağda da olsalar yani hayatlarının son günlerinde sabırsız bir çağa denk gelseler de o alışkanlıklarını koruyorlar. Ama siz de öylesiniz. Setlerde de kaç saat bekliyorsunuz? Yani... Ama bize şey oluyor ya yani stres oluyoruz. Geç kalmak benim hayatta başıma gelebilecek en kötü şey gibi geliyor bana mesela. Hayır, bu çağda ama falan. Erken geldiniz o yüzden söylüyorum. Evet hani, evet. Evet evet. Yani hele oyuna falan geç kalmak yani bizim için de olacak de. Bir şey. Yani setler tabii şimdi eski setler gibi de değil yani tam anlamıyla. Yani
ben biraz hani sabırlıyım ama bir yerden sonra sabırsızlanabiliyorum mesela yani. İşin hani dürüst şey söyleyeyim. O hatta beni tutar bazı setlerde falan. Abi ben dur sakin falan yapma yani. Konuşma falan. Ama şey anlamında değil canım. Arıza yapmak, bilmem ne yapmak falan filan değil yani. Hani sahnelerin geri değişiyor, o oluyor, bu oluyor, bir sürü şeyler oluyor filan bilmem ne. Oralar, şunu şöyle anlatayım, yanlış anlaşılacağım yoksa. Mesela oyuncuların içinde bir oyun enerjisi diye bir şey vardır, tamam mı? Bu rahmetli Yılmaz abiye de vardı ve birçok abimiz, ablamıza da vardı yani. Bize de var. O oyunun enerjisi bir süre duruyor insanın içerisinde. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Bir saat, bir buçuk saat bekler ya da bir saat çalışırsın. Hı-hı. Ardından 3-4 saat beklersin, 200 saat de bekleyebilirsin. Hı-hı. Dert değil ama başlamak gerekiyor bir şekilde. Eğer o oyun enerjisi kaçar giderse sen de doğal bir oyun vermemiş oluyorsun. Narsizane benim görüşüm bu. Bu aslında hep galiba bizim işte lazım de yani. Var. Galiba evet. Bizim işte de var. Hı-hı. Çok beklendiğinde o hava kaçıyor. Evet, evet. Bir de çok tekrar kaçırmıyor mu? Ha, yaşa. Yani çok tekrar da kaçırıyor sanki. Evet, yoruluyor. Hep ilki iyidir yani, hep ilki iyidir. Bence de. Yani kusurlu bile olsa hı-hı. ilki daha yabanidir ve daha iyidir. Hele komedide. Kesinlikle. Yani öyle der üstadlar, hı-hı. komedide ilk bulduğun her zaman en çok işine yarayandır. Yani. Ben şimdi duşa söyleme, bize söyle bölümünde size şarkı söyletmek istedim. Gerçekten duş başlıyor. Yani burada hani gönüllü bir şekilde böyle ısrarcı olmadan falan. Ben sanki söylemem. Çok istemişsiniz de söylemek gibi yapar mıyız yoksa... Böyle ben köz. Bu güne ait bir format. Hayır, mı? Hep var. Yani hep varsa söylemeyeyim ben o zaman. Yani bugüne ait bir şey olsa sizin için söylerdim kötü sesimle ama. Yok. Ama sen şu an programın konseptini deldin geçtin. Ya. Herkes söylediyse yine söyleyeyim. Herkes söyledi. Söylüyorlar çok. O zaman yani söyleyeyim. Kırmazlar. Sesi iğrenç olanlar bile söylüyor ki burada önemli olan aslında iyi ses kötü ses ayrımı değil de bunu yapmış olma hali. O kadar. Şey, telif melif hakkı çalışmıyor mu nedir? Yok çalışmıyor. Vallahi iyi. Biz ayarladık onu işte alttan. Yok ya öyle bir şey yok zaten. Tamam o zaman Bülent söylesin önce. Aklına hiçbir şey gelmiyor. Ha, böyle duşta hani bağlamışız. Getirmişiz şeyi hoparlörü. Sen ne oluyor? Ne çalıyoruz? Hatırlatmaya çalışıyorum. Neler çalıyor? Söyleyeyim mi ben? Ki atma geldi Özdemir Erdoğan'dan. Sabahları mı böyle duş alırken mi? Yok yahu. Bir anda duş konseptinde gelmedi. Sen balarısın. Ne bileyim bunun yeri mi var? Böyle yapacağım ama böyle öyle mi söyleniyor? Ha, buradan ses çıkar mı? Şöyle. Ha, öyle mi? Tamam öyle. Yüzüme vuruyor. Su gelmeyecektim arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Ay, öyle bir saçmalık yaşamak istemiyorum yani. Vallahi buraya tutarım bir anda. Kime desem derdimi ben buluta. Bizi dost bildiklerimiz vurdular. Bir de gurbet yarası var, hepsinden derin. Söyleyin. Neydi? Bu ya, Nazlı Yare, bir selam. Nazlı Yare'den bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar? Söyleyin memleketten derler. Öyle bir şey işte yani. Çok güzel oldu. Tam bu arada su girmiş gibi. Sularlarına oldu evet. Ağzımı doldu tüm her şey. Bir kuple. Ben de bir şey söyleyeyim. Bu olay bu yani hani. Peki. Sen bir yapabilirsin. Sen bir şarkı söyle onu söyle. Kimden? Onun arabası var girsene bir anda aklıma. Onun arabası var. Güzel mi güzel. Şoförü de var. Özel mi özel. Bastı mı gaza. Gider mi gider. Maalesef ruhu yok. Onun için hiçbir şansı yok. Sadece manitalara bakışı. Öyle mi? Hiç arabası olan manitam olmadı ya. Hiç de araban olmadı ki senin mesela. Şeyli mi hep böyle İstanbul kartlı manitalar mıydı genelde? Nasıl? Yani akbilli. Evet genelde. Benim kendim gibi emekçi sınıfından. Akbil böyle hani şeyle öyle sırt çantasıyla akbili basın. Tabii. Güzel aynen. Ya üniversite yılları gibi. Üniversitede de hiç sevgilim olmadı. Senin oldu mu üniversitede sevgilim? Yani üniversitenin içinde sevgilim için vardı da başka olmadı. Bir yerdeydi. Oldu ya o dönemler oldu yani. Aynı kampüsten falan. Açıktan okudum. Açık ben, benim de öyle işte uzaktan vardı ha. Ama uzaktaydı. Yani böyle kampüs çifti olamadım hiç yani. Hani böyle. O da ne sıkıcı ya. Çok kampüs sıkıcılardı evet. Ne ya? Böyle hep iç içeler evet, yani yok. Biraz salın birbirinizi be. Kampüs çifti böyle çok kötü bir şey yani vardı bizim okulda. Bir de birbirlerinin eşyaları birbirlerinin çantalarında falan. Olurdu falan. Ay benim ama şey orada mı şey falan. Şey güzel oluyor yani film festivallerine gitmek mesela günde 4-5 film izlediğin zamanlar onlar vardı evet. Ya. İKSV'nin festivali. Biraz onun için zaten. Oraya gir falan. Ha? İstanbul'a gelirdim onlar için. İşte süper. Ankara'da okuyordum. O zamanlar tatlıydı yani. Evet onlar ya yine de böyle otobüsle gel en ucuz bileti bulmaya çalış. Öbür bilet festival biletlerini önceden al.
İşte birikim dergisi. Her yerde el ele olma. Evet evet aynen. Her yerde el ele olma durumları beni biraz yoruyordu. Yani otobüsün içinde mesela biri orada biri burada hala böyle uzaktan da olsa el tutuşmak falan. Hı. O acaba bize mi mesaj? Biz sevgiliyiz hani. Mesela Tulga sizde var mı öyle okullarda? Kampüs çiftleri falan. Aa. Yok. Gerçekçi romantiksin galiba. Gerçekçi ben de öyleyimdir. Çok evet. Vıcık vıcık böyle vıcık vıcık sevmem. Yani ne bileyim. Sarılmayı severim ama otobüste kalabalıkta da ille el ele. Gerçekçi romantik falan diye bir şey varsa. Gerçekçi romantizm yani. Ayakları yere basan romantik. Evet. Ha evet değil mi Hande? Hande diyor ki bir de yürüyen merdiven çiftleri var. Oo o çok. Yürüyen merdivende lütfen sağda duralım. Ve el ele tutuşmayın ya da böyle tutuşun. Evet böyle, böyle tutuşalım. Sağda yani duralım. Böyle dip dibe sizi geçemiyoruz yani ayıp. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. İlişki için tehlikeli rotaları söylüyorum. Sıra Serviler Caddesi. Yürünmüyor çünkü. Tek kişi bile yürüyemiyorsun. Bir de iki kişi el ele yürüyorsunuz yani. Ayrılın. Ama kaldırım da çok dar oranın ya. İşte ayrılın ya. Ayrılın yani arka arkaya yürüyün. Mecbur muyum ben arkadaşım? Ey Sıra Serviler. Omuzları tutmak vesilesiyle yine temas korunabilir. Yani öndekinin omuzunu tutarak tek o sıra halinde. Omuz tutarak biz ne oynuyorduk çocukken ya mahallede? Bir şey oynamıyorduk da sıraya o şekilde giriyorduk. Ay evet, evet yani, okulda olmuş, değil mi? Evet, neydi olmadan. O? Evet şöyle. Ya işte jimnastik hareketleri gibi. Ay, milattan işte. Önce 3000 benim de hatırlamıyorum evet. Artık. Hı. Ama sizin film milattan önce 3000 değil. Bir fragmanı verelim mi? Ya ne kadar kim herkes orada. Yok yok vallahi. Yok yok evet. Kimleri gördük? Kadir Çöpdemir'i gördük. Peker Açık'ı gördük. Burhan Öçal'ı gördük. Nurten, Yeşim Salkım. Ya Yeşim tabii. Salkım'ı gördük. Hı hı. Vallahi var baya bir kadro. Hı. Evet gelin izleyin sinemada. Valla 9 Şubat'ta sinemalarda bir zahmet gidin izleyin. Aşk. Kalkmayın sonuna kadar da roll caption bitene kadar da bütün set amirine kadar ulaştırmaya kadar izleyin. Evet, soracağım evet. Ulaştırmadaki ikinci isim kimmiş diye. Catering de çok önemli. Catering'i yani de izleyin. Ne yedik ne içtik falan. Onlar da bütün sponsorları izleyin. Evet evet sonuna kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Eyvallah teşekkürler. Dışesi yani, bol olsun. Sağ olun. Biz hani orada bayağı uzun zaman oldu değil mi? Çekildi bayağı kendine. Oldu yani. Oldu bayağı. İki yaz geçti. Evet evet. Bir önceki yaz Fethiye'deydik. Gerçekten hı-hı. Aslında biraz Fethiye filmi gibi geliyor bize evet, ama evet. Öyle değil tamam. Kasım ayında falan Kasım Aralık arası çekmiştik hı-hı. Ve eğlendik de. Coştuk orada bayağı bir. Ve ne diyeyim bayağı güzel orada arkadaşlık kurduk ya. Hatırlamaya çalışıyor. Hatta bu yaz ikincisini çekmek için çok olabilir. Hevesliydik aslında. Belki çekersiniz. Çekeriz inşallah. İzlerlerse çekeriz. Ya arkadaşlar programın sonuna gelmişiz de. Aa. Bu toprağı burada bırakıp gidemezsiniz. Onu oraya ellerimizle taşıyacağız. Yok bunu ben zaman, ellerimi yeni yıkadığım için. Aa, toprak çok güzel yıkar saçmalama. Ama ben de. Hayır ne olur hadi hepsini. Gel. Bir dakika sen Abbas'a adamı... Ben de yardım edeyim mi yoksa? Ben bunu Fethiye'ye götüreceğim. Yok ya zaten orada karışacak. Fethiye ikinci film için falan götürüyormuş. Tamam ben de şunları alayım ya. Sonra bir de bunları temizleyeceğiz. Üff. Ama yani hep böyle şey dağınıklık. Ha oraya atacağız. Tamam. Hep zarar, hep zarar ziyan ya. Elimizde toprakla. Hı. Bülent sen bir şiir okursun tam dökerken. Ha? Onlar ki toprakta karınca, suda balık diye. Evet. Burada nerenin toprağı yok ki her yerin var. Şunu da böyle bir karıştıralım o zaman aa, buyurun. Bizim toprağın rengi çok acayip çıktı ama. Ama kuruyacak bu tabii yaş evet, toprak ya doğru. Şimdi sizinki taze. Şiir o zaman bir alalım biz toprağı. Evet. Yok canım valla hatırımda tiyatro cüziye herkes hatırlar falan zannediyor. Ama lütfen bak ben onun arabası varı söyledim ya. Yok, yok, evet, bir şiir. Ümit Yaşar'dan aklıma geliyor da kısa hadi Ümit Yaşar'dan kısa. Neydi? Günün en ağır işçisi benim. Çünkü 24 saat seni düşünüyorum. Güzel. Bence yeterli. Ya, hoşuma gidiyor bu yani. Eyvallah.